Öncelikle Sayın DEİK Başkanım, İş Konseyi Başkanlarım, bugün sizlerle video konferans yoluyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Esasında bu COVID-19 süreci bize dijitalleşmenin önemini ne kadar iyi kullanmayı da öğretti. Herhalde bir günde biz yüzlerce iş insanımızla görüşme imkanı buluyoruz. Gerek yurt içi, gerek uluslararası görüşmelerimizi oldukça yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kapıköy'de İran'la olan ticaretimizde tampon bölgemiz yoktu. Buradan vagonların ittirerek lokomotifle, öbür taraftan da çekerek bu vagonla, demir yollarıyla nakliyemizi gerçekleştirdik. Ve Ocak-Şubat ayında 280 vagon ortalaması varken Nisan ayında biz Kapıköy'de 1800 vagonla bu ticareti gerçekleştirdik. Bu dönemde Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda çok verimli kullanmaya başladık. Ocak'ta 121 vagon olan 4200 ton olan taşıma hacmini Nisan ayında 443 vagonla 27.113 tona çıkardık. Ve özellikle Avrasya coğrafyasında bundan böyle bu Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının daha verimli kullanılarak hem geçiş ücretlerinden hem kota sıkıntılarından kurtulmak üzere paydaşlarımızla da işbirliği yapıyoruz. Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Hazar, Orta Asya bölgelerinin toplamında 25 milyon metrekarede 300 milyona yakın nüfus barındırmakta. Bu ülkelerin toplam milli geliri 2 trilyon dolar ve yaklaşık dış ticaret hacmi de 1 trilyon dolar. Ama maalesef bu ticaret hacminden ne kendileri arasında yeterince faydalanabiliyor ne de bizim ticaret hacmimiz hedeflediğimiz kadar yüksek. Türkiye, Avrasya coğrafyasının merkezinde coğrafyayı paylaşan medeniyetlerin kesiştiği bölgede kurulmuş. Tarih boyunca bu farklı kültürler arasında da köprü vazifesi görmüştür. Bakanlık olarak tek tek muhataplarımızla her ülkede iş insanlarımızın sizlerin karşılaştıkları sorunları gerek bakanlığımız, merkez ekibi gerek de ticaret müşavirlerimiz yakinen takip ediyorlar ve gün gün bize raporluyorlar. Sizlerin de bildiği gibi müşavir ağı programımız devreye girdi. Ticaret müşavirlerimiz bize hem günlük raporlarını 15 günde bir de çalışma raporlarını takdim ediyorlar. Ve sizlerin ticaret müşavirlerine olan bütün talepleri ve onların size geri dönüşleri de ticaret müşavirliği ağ sistemi üzerinden genel merkezden de bakanlığımız merkezinden de takip ediliyor. Sürece biz de dahiliz, sizin de bilginiz olsun. Bir taraftan sağlık üzerine etkileriyle mücadele ederken salgın sonrası kurulacak yeni dünya düzenindeki yerimizi almak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buralarda sizin sürece proaktif katılmanız son derece önemli. Biz salgınla başarıyla mücadele edip salgın sonrası ortaya çıkan düzeni hazırlıklı bir şekilde karşılayan ülkelerin bu süreçte öne geçeceğine inanıyoruz. Bu süreç zorlukların yanı sıra bazı sektörlerimiz için de yeni fırsatlar, yeni imkanlar doğuracağına inanıyoruz. Özellikle de sağlık turizmi açısından. Türkiye zaten sağlık turizmi konusunda başarılı bir ülke. Bu süreçte bütün dünyaya da bunu anlatmış oldu. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerden sağlık turizmi açısından bu fırsatı iyi değerlendirmenizi rica ediyorum. Gene uluslararası yatırımın dünyadaki dağılımlarını etkileyecek. Uzak doğudan birçok yatırımların artık ülkeler işlerine kapanıyorlar. Kendileri yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye'nin konumu, güvenilir tedarikçi oluşu, endüstriyel altyapısı ve iş gücü kapasitesi bizi burada bir adım daha öne çıkarıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip bu dönemde Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmemiz lazım. Burada da sizlerin katkıları son derece önemli. Pandemi sonrasında da güvenilir bir dost, güvenilir bir yatırım ortamıyla Türkiye'yi ön plana çıkarmış olmamız
son derece önem kazanacağını düşünüyorum. Bu süreci tam bir koordinasyon ve tam bir işbirliği içerisinde yürütmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üstün bir gayret sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.